Şimdi yeni bir proje açıyorum. Bu proje basit bir Windows Form uygulaması. Projenin adını EF Model First diyorum. Entrepreneur Model First uygulaması yapacağız burada. Windows Form üzerinde. Bunun formla, konsolla falan ilgisi yok. Konsolla yapabilirsiniz. Buradaki amaç başlatılacak bir alan oluşturmak. İlk çalıştırılacak alan. Solution Explorer. Şu ana kadar Entity Framework'ü biz item olarak eklediğimiz için arka tarafta hatırlarsanız referans kısmında Entity Framework vesaire eklemeler yapıyordu kendisi. DLL'ler ekliyordu. Şimdi onu biz kendimiz eklememiz gerekiyor. Çünkü şöyle yapayım. Bunu daha önce yaptığımız gibi add new item diyorum. Data model first model. Şu ana kadar generate from database diyorduk. Bir database'den generate et. Şimdi de empty model diyorum ve finish dedim. Bu kadar. Böyle bir dizayn ekranım var. Sol tarafta bunun da araçları var kendince. Toolbox kısmında. Burada entity aracı bizim veri tabanındaki tabloya denk geliyor. Hatırlarsanız entity dediğim zaman işte örneğin categories tablosunun entity'si diyorduk. Biz onun üzerinde silme, güncelleme falan yapıyorduk. Bu da o şekilde bir entity. Sürükleyip bıraktım. Adını kullanıcılar dedim. Varsayılan olarak bir tane property veriyor. Bu property aslında bir tablodaki unique ID'yi oluşturuyor. Yani diyor ki her tabloda bir tane identity ID olması gerekiyor. O yüzden ben ilk oluşturma esnasında bunu yapıyorum. Daha sonra diyorum ki kullanıcının adı eklensin buna. Add new dedim. Scalar property ekledim. Ad. Ve şöyle ID'nin üzerine gelince bakıyorum. Properties kısmına geldim sağda. Burada name'i var mesela. Ben dedim ki kullanıcı ID olsun. Burası değişti. Null mü ya da null geçilebilir mi geçilemez mi? False. Null geçilemez kullanıcı ID. Tipi integer. Burada veri tabanındaki şeylerin karşılıklarını yapabiliyoruz. İşte string olsun vesaire. Mesela burada string var. Daha sonra diğerine geldim. Ad bilgisi. Burada da bakıyorum. Type string. Nullable. Null geçirebilir mi? Hayır. Soyad bilgisi. Add new diyorum. Scalar bu da aynı. Birkaç tane daha oluşturacağım. Benim sıradan bir tablomu oluşturdu aslında. Ekstra
bir şey yapmadık burada. SQL Server Design ekranından bir farkı yok. Şöyle, özelliklerine geldiğimde bakın, Entity'yi tıkladım burada. Entity seçtim doğrudan. Sağ taraftaki Properties'te bakıyorum. Entity Set Name diye bir şey var. Bir de Name'i var. Buradaki Name'i, burada gördüğüm Name. Ama Entity Set Name ise, ben bunu çalıştırıp veri tabanı oluşturduktan sonra veri tabanındaki tablonun adı olacak. Kullanıcılar set olmaması için bu tablonun, bunun set kısmını sildim. Bu şekilde düzenledim. Bir tane daha oluşturmadan önce bunu bir çalıştırayım. Bunu nasıl veri tabanına aktarırız diyelim. Sağ tıkladım, bazı özellikler var, onlara bakalım. Diyagramda şu şekilde işte layout diyagram diyerek düzenlemesini yapabiliyoruz burada. Buradaki görüntü şu açıdan önemli. Diyelim 50-60 tane tablo var, bunları tasarladınız filan. Birine göndereceksiniz ya da bunu saklayacaksınız. Bunun imaj olarak saklanması sizin için iyi olacaktır. Bu nedenle imaj yap, kaydet dediğimde ne kadar entity varsa onların imaj olarak saklanmasını sağlar. Neden? Resim mi? Mesela bir projenin model katmanını geliştirdim. Biri proje yöneticisi görmek istiyor. Kaynak kodlarını gönderemez. Göndersem uğraştırır. Ben ne gerek var? Resmini gönder. Ya da ben bu yapıyı oluşturdum. Bunun görünümü bu şekildeydi. Daha sonradan kullanmak için tekrar bunu mesela makale yazanlara dikkat edin. Makalelerde bu tür ilişkilerle gösterirler sürekli. Onlar da export edilebiliyor. Zoom işleri, geçelim onları. Show grid, ekranın noktalı bir şekilde görülmesi, hizalamak için falan kullanılır. Bakıyorum. Burada önemli olan alan ise Generate Database from Model. Buna tıkladığımda tanıdık bir ekran geliyor bize. Şu anki alanda bir şey yapamam çünkü hatırlarsanız bu var olan bir connection'ı kullanıyordu. Ben diyorum ki yeni bir connection oluştur. Bunun da kullanıcısı SA, şifresi de bu. Ama database yok. Ben henüz oluşturmadım database'i. Bu database'i de ne olsun? Bilge DB. Ama böyle bir database yok. Olsaydı bağlanmaya çalıştığımda hata vermezdim. Ama gördüğünüz gibi bağlanamadım. Bunu oluşturmasını istiyorum. OK'ye basıyorum. Böyle bir şey yok diyor. Bunu create edeyim mi? Evet. Password vesaire hepsini yazdı. Bakın yes dediğimde finish işte next butonu göründü. İleri diyorum. Yukarıda benim için connection oluşturdu. Bilge DB oluşturdu, bir de connection oluşturdu. Ve şuna da dikkat edin. Model first, M first, model container. Benim link sorgularında kullanacağım şey bu. Link sorgularında kullanacağım konteks bu. Yani container'la yapacağım bunu. Next. Yanlış
yanlışlıkla exploit yapmışız. Nasıl olduysa. Yani kullanıcılar, kullanıcı ID'nin yanlışlıkla exploit olmuş. Bu yüzden hata verdi. Hızlıca geçiyorum yine bir olayı. Daha önce oluşturduğum için bu arada bakalım hemen. Bakın BilgeDB oluştu aslında. İçerisinde tablo yok. Ama database oluşturdu az önce. O ben create et dediğim zaman oluştu. Tabloları oluşturamadı çünkü sorgu yok elinde. Tekrar gidiyorum aynı bilgilerle. Generate ediyor. DDL sorgularını, Data Definition Language sorgularını. Burada özet bir ekran geldi. Bakın, SQL sorguları, tabloyu create etme, bizim elle yazdığımız sorgunun aynısı. İşte primary key constraint'leri oluşturmak için alter table yapmış. Bunlar oluşturmuş. Basit bir şey olduğu için az sorgu oldu. Ve bunu şu dosyada saklayacak. Finish. Artık SQL dosyası benim projemin içerisinde. Şurada. Az öncekinin aynısını görüyorum burada. Bunu çalıştırmam yeterli. Çalıştırmak için de yukarıda SQL var. Yalnız SQL dosyası içerisinde olmanız lazım orayı görebilmek için. Bakın. SQL'e geldim. Execute diyorum. Bağlan ve çalıştır. İşlem başarılı. Geldim. Tables. Kullanıcılar. Tablom oluştu. İçerisinde hiçbir şey yok. Bu şekilde de bir tablo oluşturma işlemi yaptık. Bunların arasında bir de bakın bir tane daha tablo oluşturacağım. Bu da entity. Bunu da sağ tıklayarak yaptım. Bakın sağ tıklıyorum buraya. Daha öncesi şuradan yapmıştım. Add new entity. Yetkiler. Bunun da set adını yetkiler set yaptım. Yetkiler set yaptı. Diyorum ki tablonun adı yetkiler set olmasın. Yetkiler. Varsayılan bu identity sütunun adı da yetki ID. Evet. Yetki ID olsun. Tablo oluştu. Bunların arasında bir ilişki kuracağım. Bunun için de şurada ilişki oluşturmayı sağlayan bir nesnemiz var. Onu kullanmak yerine diyorum ki sağ tıkladım. Add ilişkiyi seçtim. Yetkilerle kullanıcılar arasında bir association kurdum. Yetkiler kullanıcılar adında diyor. İki tane entity arasında bağlayacağım diyor. Birden çoğa gibi. Buradan seçilebiliyor işte. Zero or on gibi. Farklı yöntemler. İkisinde de navigation property oluşturacak. Navigation property'ler üzerinden, hatırlayın ilk sorgularında navigation property'ler üzerinden birbirlerinin aralarında ilişki olan tabloların örneğin makaleler, linkte makaleleri sorguladık. Makalelerde kategori işlendi. Kategori ID var ama kategori ID haricinde kategoriyle ilişkili olduğu için makaleler categories diye bir nesne daha var. Property daha var. İşte o navigation property burada. Ben diyorum ki istersem categories nokta
İşte kategori name dediğimde doğrudan ona erişiyorum. Join'e gerek yok. Kendisi arka tarafta yapıyor. Burada bunu sağlayan şey işte bu alt kısımdaki navigation property. Okey dedim. İlişki oluştu. Kaydediyorum. Dikkat edin. Kullanıcılar içerisinde yetkiler yetki ID diye bir şey oluştu. Bunun da adını değiştirebilirdim. İlk oluştururken de. Yetki ID ikisi de. Kaydediyorum. Şimdi bunu aynı şekilde generate etmek istiyorum. Sağ tık. Generate database from model. Sorgum bu. Kullanıcılar bu sefer yetkiler de geldi. Primary key var. Foreign key de var aynı şekilde. Birbirine arasında bir ilişki var. Finish. Daha önce vardı diyor bu. Üzerine yazacak. Sorgum burada. SQL generate execute ve çalıştı. Şuraya bakarsanız sadece kullanıcılar vardı. Şimdi yetkiler de geldi. Peki diyagramına bakalım. Bir fark yok. Ya buradaki yeteneği aslında modele aktararak oradan yapmamız sağlamışlar. Daha esnek bir yapı olmuş. Peki nasıl sorgularız bunu? Oluşturduk da. Formun en basit yöntemle benim modelimin adı M First Model. Bakın, M First yazdığım zaman bana Container klası geliyor. Benim işimi gören şey bu. Using biliyorsunuz IDisplayable interface'inden türeyen tüm sınıflarda kullanılıyordu ve içerisinde oluşturulan nesne bunun bitiminde kesin olarak yok edilmiş oluyordu. Kullanım amacı bu. Farklı bir şey değil. Her yerde kullanabilirsiniz bunu. Ben burada bunu tercih ediyorum. New bunu oluştur. Aynı DB nesnem burada da var. Bundan sonrası sıradan link sorgusu. Öncelikle veri ekleyeyim. Ben yetki ad yoktu. O yüzden gerek yok ona. Şey yapayım. İlişki olduğu için hata vermemesi gerekiyor. Şuna bir şöyle bir şey diyeceğim ama patladı. Tekrardan bir oluşturayım. Şuna bir tane daha property yetki ad dedim. Yetki ad. Bunu da tekrar generate edeceğim. Eskisi varsa eskisini silecek, yenisini ekleyecek bu arada. Şimdi veri ekleme işlemini yapabilirim. Şöyle database'den kontrol et. Evet, yetki altta gelmiş. Geldim burada.
yetki eksiğim kağıta vermesin. Yetki nokta. Bakın kullanıcılar navigation property'si geldi. Yetki ID vermeme gerek yoktu. Yetki at. Yönetici. Bunu eklemek için db yetkiler nokta et yetkiye ekle ve save change. Bu yeterli benim için. Çalıştırıyorum formu. Formun loadında benim işlemim gerçekleşti artık. Veri tabanına gittim. Yetkilerden edit dedim. Kaydım geldi. Linkle ekledim. Son olarak bir de sileyim. Silme işlemi de yapayım. Diğerleri de aynı. Bir değişiklik yok. O yüzden yapmayacağım diğerlerini. Select vesaire hepsi aynı. Silme işleminde de var. Bunu sorgula. Dışarıdan gelen bir olsun. ID'sini biliyoruz. Sonra db yetki remove ve save change. Kaydımız orada duruyordu. Şimdi de silinecek. Geldim. Kayıt gitti. Bu şekilde ModelForce üzerinde de işlemler yapabiliyoruz. Herhangi bir sınırlama yok. Daha kolay denebilir. Hani yazılımcının Visual Studio'dan ayrılmadan veri tabanı oluşturmasını sağlıyor.